Merhabalar, Deniz Havası kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte turşu kavurması tarifi paylaşacağım. Ben lahana turşusu kavuracağım sizlere. O yüzden lahana turşularımı çıkardım. Şöyle incecik incecik kestim. Önceden hazırladım. Bunun için bir tane orta boy soğan, iki tane patates, bir çorba kaşığı salça, yarım çay bardağı şöyle kuplu bardaklarla sıvı yağ ve baharat olarak da şöyle 2 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da toz kırmızı biber kullanacağım. Ve tuz tabii ki. Şimdi tavamızın altını önceden yakmıştım ben. Hemen yağımızı ilave ediyoruz. Bu kavurma işlemini kısık ateşte yapacağız arkadaşlar. Mümkün olduğunca kısık ateşte kavuracağız. Ortalama 1 saat kadar kavurması sürecek. Ne kadar güzel kısık ateşte yavaş yavaş kavrulursa turşu kavurmamız o kadar lezzetli oluyor. Şimdi ısınan yağımıza soğanlarımızı ilave ediyorum. Ve biraz yağda çevireceğim soğanlarımızı. Şimdi kavrulan soğanlarımızın üzerine turşularımızı ilave edeceğiz. Turşularımızı da kavuracağız. Bu kavurma işleminde salça ve baharatlara en son ilave ediyoruz. Yine karıştırıyoruz kısık ateşte. Dediğim gibi kısık ateşte minimum yarım saat kavurduktan sonra salçasını ve baharatlarını koyduktan sonra da yarım saat kadar kavuracağız. Ne kadar kapalı, ağzı kapalı bir şekilde kavrulursa o kadar lezzetli ve güzel olacak. Şimdi biraz bu kavrulduktan sonra tekrar karıştıracağım. O sırada da biz patateslerimizi soyup küp küp doğrayalım. Şimdi patateslerimizi de soydum, hazırladım gördüğünüz gibi. Şöyle küp küp doğradım. Bu patates size çok gelmişse patatesi bir tane de kullanabilirsiniz. Benim çocuklarım için de bol patatesi sevdiği için iki tane büyük boy patates doğradım. Şimdi kavurmamızı bir karıştıralım. Bakın. Kısık ateşte gayet güzel. Kendi buharında kavruluyor. Bu şekilde ne kadar uzun süre kavurursanız o kadar da lezzetli oluyor. Şimdi tekrar ağzını kapatacağım. Ve kavrulmaya devam edecek. Artık diğer malzemeleri koyduğum zaman göstereceğim. Biraz daha dediğim gibi kavrulacak. Daha toplamında 10 dakika anca olmuştur belki. Tabii ki evet 13 dakika olmuş atalım. Bir 15 dakika daha bu şekilde piştikten sonra patateslerin salçasını, baharatlarını yavaş yavaş ilave etmeye başlayacağım. Onlarla da biraz pişecek ve en son artık hazır hale gelecek. Şimdi tekrar bakalım. İyice söndü gördüğünüz gibi lahanalarımız. Şimdi salçasını ilave edeceğiz. Biraz da salçayla kavuracağız. Dediğim gibi bir çorba kaşığı salça ilave edeceğim. Biraz salçayla karıştırıp çok salça koymayın. Çünkü eğer salçayı çok koyarsanız zaten turşu biraz ekşi. Salça da ekşi. Çok ekşi olur, yiyemezsiniz. Biraz da salçayla kavuracağım. Baharatlarımı, patatesimi ilave edeceğim. Kalan kısmını da bu şekilde pişerek geçirecek. Salçamızı iyice karıştırdım. İyice yedirdim lahanaya. Şimdi baharat karışımımızı ilave edelim. Şurada gördüğünüz gibi kırmızı biber ve pul biberim var. Toz kırmızı biber ve normal pul biber. Bunu da ilave ediyorum. Eğer siz çocuklarınızla yiyecekseniz yani ya da küçük çocuklarla yiyecekseniz acısını biraz daha az ilave edebilirsiniz. Ben biraz acı yapacağım. Çünkü bu kavurma biraz acı olunca gerçekten çok güzel oluyor. Hala kısık ateşte altı kavurmaya devam ediyorum. Dediğim gibi ne kadar kısık ateş kavurursanız uzun süre o kadar lezzetli oluyor.
Bir 5 dakikada salçasıyla böyle kavurduktan sonra patateslerimi ilave edeceğim. Evet, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kavurmamız artık hazır sayılır. Sadece bütün malzemelerin, baharatların birbirine geçmesi için çok az, şöyle demin yağ koyduğumuz bardakla çeyrek bardak su ilave edeceğim. Bu da tamamen salçanın ve lahananın birbiriyle özleşmesi için. Niçin salçayı sonra koyuyoruz? Mesela ilk soğan üstüne salçayı kavurmadım. Çünkü lahanayı çok uzun süre kavuracağımız için salça yanardı. Bu kadar uzun süre kavurmaya gelmezdi. O yüzden salçayı en son koyuyoruz baharatlar ile birlikte. Şimdi haşlanmış patateslerimizi ilave edeceğim. Dediğim gibi patates de çok gelebilir ama bizde kapışılıyor içinde. Bunu da iyice karıştıracağım. Bir 5-10 dakikada bununla pişecek. Bütün malzemeler birbirine iyice geçtikten sonra artık kapatacağım ve servis aşamasına geçeceğim. Zaten patateslerimiz de haşlanmış patatesli, pişmiş patatesli yani. Çok az bir tuz ilave edeceğim, o kadar. Şöyle bakıyoruz. Evet, artık hazır. Tam 1 saatin sonunda turşu kavurmamız servise hazır. Artık altını kapatıp servis kısmına geçebiliriz. Bu da artık son pişmiş ve servis hali. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Umarım siz de beğenirsiniz ve kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Şimdiden hepinize kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.